Deride meydana gelen bir yaralanma sonucu vücudun verdiği yangısal tepkide meydana gelen bazı olaylar numaralandırılarak aşağıda verilmiş. Numaralandırılmış olaylarla ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Bir de mast hücreleri kılcal damarlardan akvarların çıkmasını kolaylaştıracak kimyasal madde salgılar diyor. Mast hücreleri histamin denen bir madde salgılar arkadaşlar. Bir numarayla gösterilen olay bu. Histamin damar geçirgenliğini artırır ve kanın akış hızını artırır. Böylece hem akyuvarlar hem de pıhtılaşma faktörleri yaralanma bölgesine kolayca ulaşabilir. A şıkkımız doğru yani. Bakteri girişi bir numaralı olayın gerçekleşmesini uyarır diyor. Bakteri girdiği zaman mast hücreleri bu histamin salgısını artırır. Dolayısıyla B şıkkımız da doğru. 2 numaralı olayda akyuvarlar eksostoz ile damar dışına atılırlar diyor. 2 numaralı olay bakın şu. Aküvarların damar dışına çıkması arkadaşlar farklı bir süreç. Ayrıntısını bilmek zorunda değilsiniz ama bu eksostoz değil. Makrofajların ürettiği bazı maddeler bu kılcal damarın endotel hücrelerinde bazı proteinlerin oluşmasını sağlıyor. Yani burada enfeksiyon olduğunu makrofajlar bu molekülleri salgılayarak bildiriyor. Böylece arkadaşlar damarın içindeki fagositik ak bu proteinlere yapışıp damar dışına çıkabiliyor. Yani egzostozda değil farklı bir yöntemle damar dışına çıkıyorlar. Dolayısıyla C şıkkımız yanlış. 3 numaralı olayda makrofaj hücreleri hem savunma hem de salgılama gerçekleştirir diyor. Makrofaj hücreleri bakın 3 numaralı olayda hem fagostozda buradaki bakterileri yok eder hem de biraz önce bahsettiğim gibi çeşitli maddelerle ki uyarıcı moleküller olarak bakın okla da gösterilmiş çeşitli maddelerle işte kılcal damarda o proteinlerin oluşmasına sağlıyor. Yani burada bir enfeksiyon olduğu haberini veriyor salgıladığı bu kimyasallarla dolayısıyla D'de doğru. 4 numaralı olayda pıhtılaşma tepkimeleri gerçekleştirilir diyor. 4 numaralı olayda pıhtılaşma faktörleri buraya ulaşır ve pıhtı oluşur. Böylece yara bölgesi kapatılır. E, mikroorganizmaların vücuttaki diğer dokulara gitmesi de e, diğer yangısal tepki olaylarıyla da engellenmiş olur. Hangisi yanlıştır diye sorduğu için C şıkkımız doğru cevabımız.